26 Ocak 2020. Bu sabah uyananlar dünyayı şok eden bir haberle karşılaştılar. İçinde NBA efsanesi Kobe Bryant'ın da olduğu helikopter trajik şekilde düşmüştü. Peki o gün gerçekten neler yaşandı? 2020 kışının soğuk ve sisli günlerinden biriydi. Kobe'nin bu sabah bir uçuş planı vardı. Kendine ait Mamba Spor Okulu'na gidip bir basketbol maçına katılacaktı. Hatta kızı Gianna'nın takımına koçluk yapması planlanıyordu. Yolculuğa 9 kişi katılacaktı. Kobe'nin 13 yaşındaki kızı Gianna, beyzbol koçu John Altobelli, Altobelli'nin kızı, eşi, Peyton Chester ve annesi, basketbol koçu Christiana Musser ve helikopterin pilotu Ara Zobayan. Zobayan bu sabah şöyle uyandı. Havaalanına geldi ve telefonundaki uçuş uygulamasından hava durumunu kontrol etti. Uçuş rotasına baktığında haberleri iyi görünmüyordu. Çünkü bölgeye yoğun bir sis hakimdi ve sağlıklı bir yolculuk olmayacağı kesindi. Ama Ermeni asıllı Zobayan daha önce bu tarz uçuşları çok yaptığını düşünerek gereğinden fazla özgüvenliydi. Pilot 2015 yılında havacılık idaresi kurallarını çiğneyerek yoğun sis içeren bir havada uçuş gerçekleştirmişti. Yaptığı bu ihlali de sonradan kabul etti. Kısacası sanırım ölümsüz olduğunu düşünen ve tecrübesine fazlasıyla güvenen bir pilottu. Pilotun şirketi Island Express yalnızca 6 helikopteri bulunan çoğunlukla ünlülere hizmet eden bir firmaydı. Özellikle Kobe, şirketlerinin yükselişi ve kazanç getirisi olarak en özel müşterilerindendi. Bu yüzden Zobayan'ın öncelikli görevi Kobe'yi güvenli şekilde ve gecikme olmadan ulaşmak istediği yere taşımaktı. Ama bu firmanın uçuş lisansı yalnızca görerek uçuşlara izin veren bir lisanstı. Yani pilot her zaman yeri görebilmeliydi. Ama o günkü sistem bu pek mümkün değildi. Zobayan firmanın sahibine hava şartlarını gösterdi. Gösterdiği haritada Kobe'nin yolculuk yapacağı rota kırmızıydı. Yani uçuş için oldukça tehlikeli demek oluyordu. Zobayan bir plan daha yaptı. Rotayı yolculuğun daha uzun süreceği ama nispeten daha güvenli bir yöne çevirdi. Yeni planında direkt uçuş yerine Los Angeles'ın iç kesimlerinden geçip biraz daha doğusundan dolaşacaktı. Zobayan yeni rotayı analiz sistemine girdi. Analiz programı bu uçuşun riskini 69 olarak belirlemişti. Oysa ki risk puanı 45 üzeri olan rotalarda yönetime danışılıp eğer onay verirlerse havalanmak gerekiyordu. Zobayan risk puanı 69 olan bir uçuşa başlamaya kararlıydı. Bu esnada Kobe ve yanındaki 8 kişi arabayla havaalanına geldiler. Planlanan uçuş saatine çok az bir süre kalmıştı ve Kobe ucu ucuna yetişti. Biraz daha acelesi var gibi görünüyordu. Pilotun uçuşu hemen başlamasını bu da tetiklemiş olabilir. Ama yine de Kobe'ye gidip hava uçuş için çok tehlikeli deseydi Kobe'nin acele ettireceğini veya kızacağını sanmam. Hatta bunu takdir bile edebilirdi. Yine de tüm bu engellere rağmen pilot Kobe'nin özel bir müşteri olmasından dolayı uçuşu aksatmak istemedi. Ve daha önce de kural ihlalleri yapan bir pilot olduğundan bu riski göze aldı. Kobe ve 8 kişi helikoptere bindiler ve helikopter 9.06'da havalandı. John Wayne havaalanından kalkan helikopter Golden State otoyolunu takip ederek 2 numaralı yere kadar yaklaşık 10 dakika uçtu. Helikopter 3 numaralı bölgeye yaklaşırken pilot Zobayan, Ventura otoyolunu takip etmek için Burbank Havaalanı yetkililerinden izin istedi. Yetkililer sistem dolayı görerek uçuş yapılamayacağını söyleyerek helikopteri yaklaşık 11 dakika havada bekletmeye karar verdiler. Kobe'nin helikopteri 11 dakika boyunca havada daireler çizdi ve insanlar da bunun videosunu çekti. ...11 dakika beklemenin ardından Burbank hava sahasına giriş izni aldılar. Ancak yetkililer bölgedeki bulutun 700 metreye kadar ulaştığını, bu yüzden rotalarını Van Nuys havaalanına çevirmelerini tavsiye etti. Zobayan da öyle yaptı. Rotasında olmamasına rağmen ve yol uzatacak olmasına rağmen rotasını San Fernando bölgesine çevirdi. Pilota 760 metrenin altında devam etme izni verilmişti. Zobayan bu esnada 460 metre yükseklikteydi ve kuralları ihlal etmeden devam ediyordu. Yolculuk başlayalı ortalama 35 dakika olmuştu. Pilot Van Nuys hava sahasından geçerken Ronald Reagan otoyolunu takip ederek batıya döndü. Kısa bir süre sonra Ventura otoyoluna dönmek üzere onay aldı. Bundan yaklaşık 2 dakika sonra helikopter Güney Kaliforniya hava sahasına girdi. Kaliforniya Hava Trafik Kontrolü saat 9.40'da pilota telsizle ulaşıp mevcut irtifada devam ederseniz kısa süre içerisinde iletişim ve radar temasını kaybedeceğiz diye uyarı yaptı. 2 dakika sonra sistem dolayı otoyolları takip eden helikopter Ventura otoyolunda giderken San Fernando Vadisi'nin daha engebeli ve dağlık bir bölgesine saptı. Haliyle sis ve bulut örtüsü de çoğalmıştı. Zobayan Kaliforniya Hava Merkezi'ne önündeki bulutu aşmak için yükseleceğini, ortalama 1200 metreye çıktığında düzleşeceğini söyledi. Ve bu helikopterden alınan son sinyal oldu. Helikopter dağlara ve bulut örtüsüne yaklaştıkça yükselmeye başladı. Ve 36 saniyede 300 metre irtifa kazandı. Önlerindeki ilk dağın zirvesine ulaşan helikopter 8 saniye sonra güneydoğuya doğru dönmeye çalıştı. Ardından bir yamaca çarptı. Çarpmayla birlikte saniyede 20 metre kadar irtifa kaybediyordu. Çarptığı yamaç da 330 metre yüksekliğindeydi. Ve hızlıca düşüp alev almaya başladı. Bu sırada saat 9.45'ti. İlk polis çağrısı helikopter düştükten 2 dakika sonra yapıldı. Helikopter o an orada bulunan 2 grup dağ bisikletçisinin arasına düşmüştü. Görgü tanıkları helikopter motorunun düşmeden önce yanmaya başladığını bildirdi. Diğer görgü tanıkları ise helikopterin oldukça ciddi bir hızda yere çakıldığını söylemişti. Bu esnada firmanın başka bir helikopteri Kobe'nin helikopterinden son sinyal alınan yere doğru yola çıktı. İtfaiyeciler 10 dakika içinde olay yerine ulaşsa da kurtarılacak kimsenin olmadığını gördüler. Kaza çevrede bulunan çalıları tutuşturarak yaklaşık 1000 metrekarelik alanda yangın başlattı. Sadece bu yangının söndürülmesi bile 1 saat sürmüştü. Helikopterin yarattığı enkaz 180 metreye yayılmış bir halde bulundu. Helikopterin içindeki 9 kişinin tamamı çarpma etkisiyle kafa travması yaşayıp hayatını kaybetti. Ekipler kimlik tespitini ancak 2 gün sonra parmak iziyle yapabildi. Çünkü ortada ceset bile kalmamıştı. Kobe'nin tek sağlam halde bulunan uzvu, eşinin ve ailesinin dövmesi olan sağ koluydu. Dünyaca ünlü basketbolcu ve kızının ölüm haberi hızlıca yayılmıştı. İlk haberi kazadan 2 saat sonra TMZ yaptı. Kobe'nin eşi ve çocukları dahi kazayı TMZ'den öğrenmişti. Kendilerini arayan hiçbir kolluk birimi olmamıştı. Bu yüzden Los Angeles polisi, sevdiğiniz birinin öldüğünü ve bunu TMZ ile öğrendiğinizi düşünün, son derece saygısızca diyerek TMZ'yi eleştirdi. Kazadan 3 saat sonra Kobe'nin hayranları bölgeye akın ettiler. Fakat şerif bölgeye girişi yasaklamıştı. Bölgenin üzerinden uçak uçması bile yasaktı. Bu önlemler hem Kobe'nin fotoğrafının çekilmemesi için hem de değerli eşyalarını çalabilecek kişiler olabileceğinden alınmıştı. Kazadan bir ay sonra şunlar yaşandı. Kobe'nin eşi Vanessa, Island Express ve Ara Zobayan'ın mirasçılarına dava açtı. Ardından hayatını kaybeden diğer kişilerin aileleri de davaya ortak oldu. Buna karşılık Ara Zobayan'ın kardeşi Berge Zobayan, Kobe'nin risklerin farkında olarak uçmak istediğini ve kazada yolcuların da hatasında olduğunu söyledi. Helikopter firması da Kobe ve yolcuların risklerden haberdar olduğunu söyleyerek sorumluluğu reddetti. Ayrıca kazayı Tanrı'nın bir eylemi olarak nitelendirdi. Kazanın ilk fotoğrafları olay yerine gelen şerif yardımcıları tarafından çekilmişti. Yine aynı kişiler tarafından medyaya sızdırıldı. Bunu yasaklayan net bir kanun olmasa da cesetlerin fotoğraflandırılması vicdansızlık olarak nitelendirildi ve Kobe'nin eşi tarafından polislere dava açıldı. Polisler çektikleri video kaydında Kobe'nin cesedini et yığını diyorlardı. Ayrıca 13 yaşındaki kızlarının da çekilmesi nedeniyle mahkeme Bryant ailesinin yanında oldu. Polislere ceza verilmese de Vanessa Bryant'a 16 milyon dolar ödül verildi. Basketbol dünyasındaki tepkiler ise şu şekildeydi. Lebron kazanın olduğu gün Kobe ile konuşmuştu. Telefonu kapattıktan sonra kaza geçiren Kobe için "Kalbim kırık ve harap oldum. Sana söz veriyorum mirasını devam ettireceğim." açıklamasını yaptı. Jordan, "Hissettiğim acıyı kelimeler tarif edemez. Kobe'yi seviyordum. O benim için küçük bir kardeş gibiydi. Sık sık konuşurduk ve bu konuşmaları çok özleyeceğim. Sert bir rakipti. Oyunun en iyilerinden biriydi." dedi. NBA takımları Kobe'nin giydiği 24 ve 8 numaralı formalara atıfta bulunarak o gün 24 saniyelik hücum süresi ve 8 saniyelik yarı saha süresini kullanmadan geçirdiler. Dallas Mavericks'in sahibi takımın da sonsuza dek 24 numara forma giymesini yasakladı. 2020 All-Star maçında Giannis'in takımındaki tüm oyuncular 24 numara giydi. LeBron'un takımındaki oyuncularsa Kobe'nin aynı kazada ölen kızı Gianna anısına 2 numara giydiler. Kanye West, Donda albümündeki 24 adlı şarkısını Kobe'ye ithaf etti. Ölüm tüm dünyada büyük iz bırakmıştı. Dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa, Kobe ve kızının görüntüleriyle donatıldı. Kobe kariyeri boyunca hırsı ve pes etmemesiyle bilinirdi. Eski takım arkadaşı Pagosol, "Kobe'nin bu kazadan bile kurtulabileceğini düşünmüştüm. İşte o kadar yenilmezdi." dedi. Kazadan sonra Los Angeles şehrinin duvarları Kobe resimleriyle doldu. Kobe NBA tarihinin en skorer 4. oyuncusuydu. 5 şampiyonluk kazandı. 18 All-Star maçına katıldı. 2 olimpiyat altın madalyası sahibi oldu. Bir maçta 81 sayı attı ve emekli olduğu gün 60 sayı attı. Aşil tendonun yırtılmasına rağmen serbest atış attı. Acıya karşı binlerce kez savaştı. Kobe bu özellikleriyle diğer oyuncular için resmen bir yarı tanrıydı. Ama maalesef en beklenmedik anda insan olduğunu hatırlattı.